Ekonomimizin daha iyi olmasını sağlamak için en başta kiminle barışık olmamız lazım? Mesela dün Ankara'yı sel götürdü değil mi? Mesela birileri seçim yapsaydı, referandum yapsaydı, bir parti seçseydiler de bu sel geri gitseydi. Böyle bir şey olabilir mi? Bugünkü sistem insanlardan oy bekliyorlar ve oyla beraber Türkiye'yi değiştireceklerini düşünüyorlar. Ama yaptıkları şey sadece Allah subhanahu teala'nın müsaade verdiği yere kadar değiştirmek. Allah subhanahu teala yağmur indirdiği zaman, örnek söylüyorum bir fırtına gönderdiği zaman, bir sel gönderdiği zaman, bir bela, bir musibet gönderdiği zaman bu partilerin her birinin aciz olduğunu, zelil olduğunu resmen görebiliyoruz. Evet. Allah subhanahu teala diyor ki, ey kullarım Rab benim ve siz yıllarca Rab diye başkalarının peşine gitmişsiniz. Kanun koyucu bendim, siz falanca partileri kanun koyucu olarak başınıza getirdiniz. Ben kitap indirdim, yasa indirdim Kur'an diye, siz o Kur'an'ın yanında falanca partilerin, falanca kişilerin getirdiği anayasaları tercih ettiniz. Ve başınıza böyle insanları yönetici kıldınız. Ve bugün de ekonomik sıkıntı çekiyorsunuz. O zaman oy verin de hadi o partiler sizin ekonomik sıkıntınızı gidersin. Yıllarca namaz kılmış, yıllarca oruç tutmuş, yıllarca cihad etmiş, yıllarca mücadele vermiş. Peygamberin ne diyor biliyor musun? Sakın şirk koşma, bütün bunlar hepsi boşa gider. Siz o partiyi seçtiniz, başa getirdiniz. Bu adam neyle yönetecek? Kulların çıkardığı yasayla yani. Bir nevi tavuk sistemle yönetecek. Siz yine Rab seçmiş oluyorsunuz. Yani Allah'ım ben iyi bir Rab seçtim demenizin bir geçerli olur mu Allah katında? Bizler bu hale gelmeyecektik. Bak yıllarca sen uğraşsan bir tane kız çocuğunun göbeğini açamazsın, doğru mu? Doğru. Ama bugünkü sistemin koruması adı altında TikTok'larla, YouTube'larla veyahut farklı kötü mecralarla beraber tam manasıyla sistem bu kötülüğün koruyuculuğunu yapıp bu toplumu bu hale getirdi. Hani üniversiteye mesela hani kapalı kadınlarımızı, kızlarımızı almıyorlardı. Bu bir başarı değil mi? Yani bir nevi ama hani öbür türlü olsa daha beter olacağız. Peki şöyle bir örnek verelim. Bir aile düşünelim. O babanın eşine, kızına tecavüz ediyor. En küçük kızını da ise bırakıyor. Bu iyilik midir? Gel yavaş. Şimdi seni HDP'li yapan şey ne oldu? Ve bu sistemin içerisinden biz bir kişiyi bile kurtarsak bizim için bir şereftir. Ya bugün HDP dediğiniz şey başa geldiği zaman komünist bir ideoloji, komünist bir rejim ilan ettiği zaman bu Allah subhanahu ve teala'nın hoşuna gidecek bir siyaset mi? Peygamberin hoşuna gidebilecek bir siyaset mi? Müslümanların hoşuna gidebilecek bir siyaset mi? Ki sistemde bu mümkün değil yani bunu söylemek mümkün değil. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Biz sana İslam'ı tek başına yaşama demiyoruz, sen yaşa ama bu bildiklerini de başkalarına anlatma. Cuma'dan Cuma'ya sadece gidip bir namaz kılıyordum, kendimi Müslüman zannediyordum ki Müslümanlık böyle bir şey değilmiş. Şöyle bir şey söyleyeyim, 8 yıl önce benim başıma bir olay geldi. Benim çocuğum okula giderken din kültürü öğretmeni benim çocuğuma İncil vermiş. Siz niçin mesela buna sabrediyorsunuz? Mesela şu anki halinize niçin sabrediyorsunuz? Peki bu durumdan kurtulmak istemez miydiniz? Siz niçin bu duruma, sizi daha da güzel bir şekilde yaşatmaları imkanı kendilerinde var iken, dünya kadar vergi alıyorlarken, siz niçin halen bu durumunuza razısınız? Neye razı olduğunuzu biliyor musunuz? Allah subhanahu ve teala'ya mesela şu an yakarıyorsunuz değil mi? Evet, Allah subhanahu ve teala'yı şey yapıyoruz. Peki Allah subhanahu ve teala mesela, örnek söylüyorum, bugünkü memlekete niçin yardım etsin? Bugün toplumla alakalı, mesela biz bu sistemin içerisinde yaşıyoruz. Bu sistemin içerisinde yaşayan her ferde de elimizden geldiğince mikrofon uzatmaya çalışıyoruz. Acaba bu sistemin içerisinde, bu toplumun içerisinde nelerden memnunlar, nelerden şikayetçiler diye de öğrenmek istiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hiçbir şeyden memnun olunacak gibi bir şey yok. Yani Türkiye bitti ya. Bitirdiler daha doğrusu. Şu an ben esnafım, yanlış anlama. Ben hani nasıl diyeyim sana? Ben malzeme alamıyorum, anladın mı? Şu an dolar aldı başına gidiyor. Sanki biz Türkiye değil de hani dolarından çalışıyoruz. Öyle bir şey varsa kardeşim ben dolarından ayrılma alayım ya. Madem öyleyse ben dolarından ayrılma alayım. Şimdi niye ben, yazık değil mi? 4250 lira. Şu an şu çubuk gibi bir yerde şu an sen bir ev kira tutmaya alsan 1,5 lira. Ben 1,5 lira kira veriyorum. Hadi 4250 lira ben maaş alayım. Bunun elektriği, suyu, doğalgazı ne olacak? Bu şekilde olmaz. Yani bu saatten sonra benden kimseye oy yok. Yani değişmesini istiyoruz. Tek temennimiz de budur. Peki mesela örnek söylüyorum. Herhangi bir yeni bir parti çıksa, sizin görüşlerinizi de biraz celbetse. Şu an ne diyorum? Ona oy yok. Yani o hiçbir şekilde oy yok. Şu an ne diyorum, ben şu an 6 ay ben kışın kiramı veremeyecek durumdayım. Ha veriyorum çok şükür ama sağdan soldan borç alıyorum, şunu yapıyorum, bunu öyle şekilde borç veriyorum. Ama şu an ben AK Parti'ye benden oy yok. AK Parti ile alakalı demiyorum. Mesela karşımızdakilere oy yok. Ama sistem mi acaba değişmesi lazım yoksa insanların mı değişmesi lazım? Mesela şu anki sistemde faiz var, doğru mu? Evet. Faizin olduğu bir sistemde ekonominin bozulmamasını nasıl düşüneceğiz? Mesela Recep Tayyip Erdoğan bile ne dedi? Faiz enflasyonun sebebidir dedi. Evet. Şimdi böylesi bir sistemden, bu sözden ne anlamamız gerekli? Bu toplumda faizin olmaması gerekli. Doğru mu? Biz kara açıyoruz biz burada. Şu an aldığımız kara 30 milyon. Adam kaçta kaç mesela vergi alıyor devlet? Vergi alıyor bunu. Kendi televizyonda söylemesini biliyorlar. Hani bir dalı diyor bunun markete karı. Geri bir dalı üretene bunun 18 tane dalı nereye gidiyor bunun? Devlet vergi alıyor bunu. Yani o zaman devlet hem toplumunu zehirleyip toplumun zehirlemesiyle de kalmıyor. Toplumun cebindeki parayı da, toplumun cebindeki kazandığı zor bela kazandığı bir parayı da alıyor diyoruz, doğru mu? Aynen öyle. O zaman bu sistemle alakalı, yani bir aşımızdaki iktidarla alakalı değil, değil mi? Sistem değişse, örnek söyleyeyim, sistem İslami bir sistem olsa. Yani şu an laik, seküler, demokrat bir sistemde yaşıyoruz. İslami bir sistem olsa siz de kendinizi Müslüman olarak tanımlıyorsunuz, doğru mu? Evet. Müslüman olarak tanımladığınız sistemde illaki bir beklentileriniz olacaktır ve beklentileriniz Kur'an'a ve sünnete göre başınızdaki yöneticilere arz edebileceksiniz. Bugün insanlar yasaları o kadar, kanunları karma karışık bir hale getirmişler ki ve o kadar adaletsiz bir sistemde ki suçluya bile avukat tutulup mahkemede savunulur bir sistemden bahsediyoruz. Bir insan istediği kadar suç işlesin, istediği kadar yanlış yapsın, istediği kadar tecavüz etsin. Eğer parası var ise bir avukat tutup o mazlumun verdiği mağduriyetten kurtulabiliyor. Biz de diyoruz ki bütün bu sorunlar iktidarla alakalı değil. Bütün bu sorunlar sistemle alakalı. O zaman bizim neyin değişmesi taraftarı olmamız lazım? Biz neyin değişmesini istememiz gerekli? Sistemle ilgili diyorsunuz ama önce bir başta bu sistemi yöneten kim? Ben değilim. Bu sistemi yöneten önce bir başımızdaki Cumhurbaşkanımız, doğru mudur? Hani nasıl diyeyim ben sana, bu sistemle ilgili biraz daha hani ne bileyim yapmasa geliyor. Ya diyorum ya, ben şu an mazot olmuş litresi 27.500. Yani günlük zam geliyor. Önceden senede hani atıyorum 2 kere 3 kere zam gelirdi. Şimdi günlük zam geliyor. Ben esnafım ya. Bugün 300 milyonuna gittiğim yere şu an ben 500 milyonuna gidemiyorum. Bunun neresinden ben para kazanacağım? Ben neresinden ekmek yiyeceğim? Ben şu an esnafım. Yani burada siz bu röportajı çubuk sanayisine gidin. Çubuk sanayisinde cidden yapın bu röportajı ve izlenecekse de izlesinler zaten. Peki ekonomik sorun nasıl çözülebilir sizce? Ben her zaman diyorum, şu an değişmediği sürece bu sorun, sistem çözülmez. Sistemin kendisi mi değişmesi lazım yoksa baştakiler mi? Şu an sistemin değişmesi için ya başımızdakinin ya düşünceli bir davranılmalı ya da değişmesi, yani başımdaki insan yönetebilecek. Sistem o şekilde değişir. Ama şöyle dedik ya, mesela faizin olduğu bir sistemin içerisinde bir insan dünyanın en iyi ekonomisi de olsa bir yerde tökezleyip düşecektir. Ve şöyle bir şey düşünelim. Mesela biz ekonomimizin daha iyi olmasını sağlamak için en başta kiminle barışık olmamız lazım? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, en başta başkanımız, elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Az çok hani neyin ne olduğunu herkes biliyor. Yani şu an burada yanlış anlama, bir tek benim mi durumum? Ben esnaf olduğum halde benim yanlış anlama. Ben şu an gidiyorum, yanlış anlama, bir iş yapıyorum, 20-25-30 milyar para alıyorum. Hani benim dükkanımda günlük aylık 150-200 bin lira para dönüyor ama ha şimdi diyor ki iyi güzel, bu paranın hepsi bana kalmıyor ki. Ben 10 milyarlık bir malzemede ben bugün 8 milyar malzemeye para verirsem, 10 milyar bir işte 8 milyar ben bugün malzemeye verirsem benim oraya mazotumda, işçiliğimde bana yine para. Yapmasam ne olacak? Açım ben. Sorduğum soru şu: bizim ekonomimizin gerçek manada, iyi manada düzelmesi ve kalkınmamız için ve istikrarı sağlayabilmemiz için kiminle barışık olmamız lazım? Mesela örnek söylüyorum, yağmuru indiren Allah subhanahu ve teala ile barışık olmamız gerekli mi? Değil mi? Güneşimizi doğuran Allah subhanahu teala barışık olmamız gerekli mi? Kalbimizi yaratıp onda onlarca teferruat sistem yaratan Allah subhanahu teala barışık olmamız gerekli mi? Nefesimizi veren, ciğerimizi veren, böbreğimizi veren, o vücudumuzdaki yapıyı sağlayan Allah subhanahu teala barışık olmamız gerekli mi? Evet. Yani Allah subhanahu ve teala yağmur indirmediği sürece bütün partiler çıksa, mesela dün Ankara'yı sel götürdü değil mi? Evet. Mesela birileri seçim yapsaydı, referandum yapsaydı, bir parti seçseydiler de bu sel geri gitseydi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani öyle bir şey yok. Evet. Peki bugün acaba aynı şeyin bir benzeri farklı şekilde yapılmıyor mu? Mesela bugünkü sistem, insanlardan oy bekliyorlar ve oyla beraber Türkiye'yi değiştireceklerini düşünüyorlar. Ama yaptıkları şey sadece Allah subhanahu ve teala'nın müsaade verdiği yere kadar değiştirmek. Allah subhanahu ve teala yağmur indirdiği zaman, örnek söylüyorum, bir fırtına gönderdiği zaman, bir sel gönderdiği zaman, bir bela, bir musibet gönderdiği zaman bu partilerin her birinin aciz olduğunu, zelil olduğunu resmen görebiliyoruz. Evet. Allah subhanahu teala diyor ki, ey kullarım Rab benim ve siz yıllarca Rab diye başkalarının peşine gitmişsiniz. Kanun koyucu bendim, siz falanca partileri kanun koyucu olarak başınıza getirdiniz. Ben kitap indirdim, yasa indirdim, Kur'an diye. Siz o Kur'an'ın yanında falanca partilerin, falanca kişilerin getirdiği anayasaları tercih ettiniz. Ve başınıza böyle insanları yönetici kıldınız. Ve bugün de ekonomik sıkıntı çekiyorsunuz. O zaman oy verin de hadi o partiler sizin ekonomik sıkıntınızı gidersin gibi bir hale memleketi bıraktı Allah subhanahu ve teala. Bizim bu durumda kendimizi güzel bir şekilde muhakemeye çekip, ya Rabbi biz bundan önce evet sana isyan ettik, sana şirk koştuk, çünkü hüküm hakkı sana aitti, melik olan sendin, biz ise melik olarak başkalarını, yönetici olarak başkalarını seçtik, hakem olarak sendin, kanun koyucu olarak sendin ama biz hakem olarak başkalarını seçtik, kanun koyucu olarak başkalarını seçtik ve bugünkü geldiğimiz sonuçta kendi ellerimizle yaptığımızdan dolayı. Allah subhanahu ve teala diyor ki, karadaki ve denizdeki sorun, fesat insanların kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Bugünkü sistemin bizi getirdiği bu sonuçta acaba kendi ellerimizle yaptığımız tercihlerle olabilir mi? Yani şu an herkes ister ki Diyanet'e göre, hani bizim dinimizce yönetilmeyi biz de isteriz. Ama öyle bir şu an elimizde bir şansımız var mı? Yok. Peki Diyanet'ten bahsettiniz mesela. Laik sistem kendisini zemmedecek, kendisini ortadan kaldıracak bir kurum kurar mı? Veyahut o kuruma İslam'ı her türlü anlatabilecek, Kur'an'daki her türlü ayet anlatabilecek bir müsaade verebilir mi? Yani onu nasıl söyleyeyim ben şu an size? Şu an çok, nasıl diyeyim, Türkiye tamam iyi bir şey ama şöyle söyleyeyim ben size. Şu an yani Diyanet'le veyahut da tamam elhamdülillah Müslümanız ama o şekilde ne bileyim yönetileceğini zannetmiyorum. Yönetilmez. Çünkü niye? Affedersin yanlış anlama, her şey aldı başını gidiyor. Yani ne diyeyim şimdi, burada çıkar ben ağzımdan bir şey çıkar, hiç olmayacak şey. Yok. Olmaz yani. Mesela içki, kumar, zina, bunlardan bahsediyorsunuz. Ya İlla ki şimdi bakıyoruz hani dinimizce şurada gördüğümüz her şeye haykırı bizim. Doğru muyum? Her şeye haykırı yani. Dine göre yürümez. O zaman bu toplum kendini İslam'a nispet etmesine rağmen kendisine muhalif bir sistemle yönetiliyor. Evet. Peki bizim ne yapmamız lazım? Yani bir birey olarak tamam toplumu değiştiremiyoruz. Vallahi Allah'a dua etmekten başka şu an sığınacak hiçbir şeyimiz yok. Çok şükür diyoruz, elhamdülillah diyoruz. Yani şükretmekten başka bir yapacak hiçbir şeyimiz yok. Elimizden gelen bu bizim. Peki az önce mesela ekonomik sorundan bahsettik. Evet. Ekonomik sıkıntıdan bahsettik. Ekonomik sıkıntımızı kimin çözeceğini de artık anladık, doğru mu? Evet. Yani mesela bizim canımız mesela yandığı zaman, mesela ekonomik konusunda sıkıntı çektiğimiz zaman, borcumuz olduğu zaman, biz başımızdan musibetin kaldırılmasını istediğimiz zaman Allah subhanahu teala yalvarıyoruz, doğru mu? Tabii yani yalvarıyoruz ama hani dediğim gibi burada hani ister istemez, bak şu an ben esnafım dedim ya, ben esnafa sözde hani yardım etti. Tamam ben yardım etti, Allah razı olsun, bir şey demiyorum. Ve bana 25 milyar para verdi. Şimdi yanlış anlama, ben ödeyemedim. 25 milyar ödeyemedim. Şimdi bana cayır cayır mesaj geliyor. 90 gün içinde ödemezseniz affedersin, icralık olacaksın, şu olacaksın, bu olacaksın. Yani borçlandırmaktan başka bir şey değil bu. Tamam. Sistem mağdur mu üretiyor? Tabii mağdur ya. Bu nedir? İnsanlara sen para, tamam para dağıtmışsın. Eyvallah, Allah razı olsun, bir şey demiyoruz. Allah baş... Peki o mesela dağıttığı paranın kaynağı mesela aşırı derece aldığı vergiler de olabilir. Mesela örnek söylüyorum, sizden ben hayatınız boyunca 100 milyar alıyorum ama hayatınız boyunca size benim verdiğim para ise 2000 lira, 3000 lira. Bu lütuf mudur? Yoksa bu bildiğimiz vergi adı altında gasp mıdır? Ben şöyle söyleyeyim. İlla ki bir Türkiye Cumhuriyeti yönetiliyorsa vergide olacak ama gereğince olacak. Ama Müslümanım diyorsunuz değil mi? Yani İslam'a göre mesela bir şeyin satışında ekstradan bir vergi yoktur. %20 üzerine, %20 hani ben öyle biliyorum ama. Hayır, İslam'da mesela örnek söylüyorum, benzin almaya gittiniz. Benzinin parası neyse onu verirsiniz. Ekstradan devlet sizden %18 vergi almaz. Eğer zenginseniz sizden yıllık zekat parasını alır ve o zekat parasını da kendisi yemez, kendi yandaşlarına da yedirmez, fakire fukaraya dağıtır. İslami rejimde bunlar vardır, adalet vardır. Bugünkü sistemin adaletsizliği aslında insanlardan vergi adı altında haraç alıp ve daha sonra da onlara o haracın %1'ini verip sizlere biz iyilik yapıyoruz diyerek insanlara da bir nevi aldatmaya çalışmaktır. Yani bugün şundan mesela bahsettiniz. Ekonomik bir sıkıntıdan, sorundan bahsettiniz. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı da ben hiçbir partiye oy vermem dediniz değil mi? Hayırlısı diyeceğim abi. Bir şey diyemiyorum. Benden bu kadar. Anladım. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayvan işiyle uğraşıyorsunuz. Peki nasıl? Memnun musunuz? Ya yem pahalı. Ondan dolayı biraz şikayetimiz var. Yani onun haricinde bir sıkıntı yok. Yani geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Yani zor. Yani ailemin yanında kalıyorum ben. O yüzden. Evli değilsiniz. Değil. Yani daha evli bile olmamamıza rağmen geçim konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Aileye destek veriyoruz diyorsunuz değil mi? Yani ailemin yanında kalıyorum. Yani orada kaldığım için de yani şu an evli olsam geçinemem yani. Mümkün değil. Peki nasıl düzelir mesela bütün bunlar? Ya da bu toplum acaba bir hata mı işledi, bir yanlış mı işledi de Allah subhanahu ve teala bazı sebeplerle bu toplumu daraltmaya başladı. Bundan 10-15 yıl önce bayağı bir bolluk vardı. Allah subhanahu ve teala'ya da o zaman şükretmiyorlardı. Allah subhanahu ve teala'ya da o zaman isyan etmeye devam ediyorlardı. Şükretmekten kastım Allah subhanahu ve teala kitabında şükredenleri muvahhidler, şükretmeyenleri şirk ehli olarak anlatır. Bugün acaba bu toplumda şirk aşırı derecede yaygınlaştığından dolayı bu duruma gelmiş olabilir mi bu toplum? Olabilir. Ama şöyle bir şey deniliyor. Yurt dışında örnek söylüyorum Almanya'sı, Avusturya'sı, Hollanda'sı bunlar gayet böyle şu an şirk koşmalarına rağmen hatta kafir olduklarını ilan etmelerine rağmen rahat bir şekilde ekonomileri devam ediyor diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi hani bu dünya onlar için, öbür dünya bizim için. Ya da şöyle desek, Allah subhanahu ve teala Türkiye'nin hükmünü önceye aldı. Onlar da sırasını beklesin diyebilir miyiz? Bir nevi diyebiliriz yani. Çünkü Kur'an'da farklı farklı mesela peygamberler var. Kimisine Allah subhanahu wa ta'ala devlet nasip etmiyor. Kimisini suikastlerle şehit ediyorlar. Kimisine de Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi devlet nasip ediyor. Kimi kavimleri birden helak ederken kimi kavimlerini de erteliyor. Bu şu an yurt dışında olan kavimlerin, yurt dışında olan ülkelerin henüz helak olmamaları, helak olmayacakları anlamına da gelmez. Biz Allah subhanahu wa ta'ala adaletine güveneceğiz, sünnetullahına güveneceğiz, Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'ın azabından emin olmak için çabalayacağız değil mi? Halime zulmediyor. Yani 200 senedir mevcut yani. Mesela Türkiye toplumu İslam aleminin içerisine ne kadar girer sizce? Şu anki durumda. Bence girmez. Mesela neden bunu söylüyorsunuz? Yani devlet İslam üzeri değil çünkü. Yani İslam üzeri yani bir devlet yok. Yani peki kanunlar... Oy kullanıyor musunuz? Oy hani kullanmak şirk. Maşallah. Yani şu düzene şirk. Fakat hani sol parti geçtiği zaman biz daha beter bir hale geleceğimiz için ben o yüzden yani kullanıyorum yani. Peki Allah subhanahu ve teala'nın katına gittiğimiz zaman Allah subhanahu ve teala şirk olan bir ameli bu ya bahsettiğiniz teville mazeretinizi kabul eder mi sizce? Bilmiyorum onu artık. Çünkü şirkte bir ruhsat vardır, ikrahtır mesela. Sizi birisi zorlar şirke ve siz o zaman yaptığınız zaman o şirki Allah subhanahu ve teala'ya mazur olabilirsin. O da Allah'ın kitabında belirtildiğinden dolayı. Bugün örnek söyleyeyim diyorsunuz ki sağ değil de sol daha iyi bir parti geçsin diye oy kullanıyoruz. Şöyle bir şey. Allah subhanahu ve teala kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz diyor. Bu ne şekilde olursa olsun, istediği kadar iyi olarak düşünürseniz siz düşünün. Siz o partiyi seçtiniz, başa getirdiniz. Bu adam neyle yönetecek? Yani yine ki hani yani kul şeyiyle hani kulların çıkardığı yasayla yani bir nevi tağut sistemle yönetecek yani. O zaman bu adam bununla beraber yönetecekse siz yine Rab seçmiş oluyorsunuz. Yani Allah'ım ben iyi bir Rab seçtim demenizin bir geçerli olur mu Allah katında? Doğru, mantıklı. Sonuçta hepsi Rab. Mesela şu an mesela şurada AK Parti, CHP, MHP, AK neyse sağcı ve solcu bütün partilerin sandıklarını düşünelim. Hepsi aslında şunu söylüyorlar. Biz Rabbiz ve bizi seçin diyorlar. Hal dilleriyle bunu söylüyorlar. Yani kendilerinin bir şey demesine gerek yok. Mesela ben sizin elinizden, cebinizden bir tane telefon alıp kaçsam ve siz deseniz ki bu hırsızlık yaptı. Ben desem ki ne hırsızlığı? Ben sadece elimi uzattım ve pantolonumuzdan bir tane telefonu aldım gittim desem. Bu hırsızlık yapmadığım anlamına mı gelir? Doğru. Mesela şurada bir zina yapsam desem ki ya kadının çocuğu yoktu. İstanbul'da... Ben bunu iyilik yapması için, iyilik yapmak için yani çocuğu olsun diye yaptım. Buna zina adı vermeyin desem o bir değişir mi? Değişmez. Ya da içkiyi su niyetine içsem içkilikten çıkar mı? Yani çıkmaz yani. O zaman hüküm hakkını Allah'tan başkasına vermek de aynı şekildedir. Yani siz hüküm hakkını Allah'tan başkasına veriyor iseniz Rab seçmiş oluyorsunuz. Hakem seçmiş oluyorsunuz. Melik seçmiş oluyorsunuz. Peki sizin Allah'ın Resulü ile Allah'ın Resulü'nün yani şu an zaten hani dünyanın hiçbir yerinde Allah Resulü'nün Allah'ın ve Resulü'nün şeriatı uygulanmıyor. Yani biz de isteyeceğiz ama hani şu zamanda hani bu hak da varken biraz zor yani. Bizim insanların düştüğü dalaletten dolayı biz de kendimizi dalalete düşürtmeyiz, doğru mu? Örnek söylüyorum şuradan bir adam düşünelim yürüyor. Yürüdüğünde kuyuya düştüğünü görelim. Doğru mu? Bir kuyuya düştüğünü görelim. Biz de hemen arkasından gidip o kuyuya düşmek ister miyiz? Ya istemeyiz. Milyonlarca insan bu kuyuya durmadan düşüyorlar. Biz de şimdi tutup da bu kadar insan bu kuyuya düşüyor. O zaman biz de hadi bunların ardından gidip düşelim demeyiz. Doğru mu? Doğru. O zaman aynı şekilde de milyonlarca insan bu delalette ise, bu sapıklığın içerisinde ise bizim dememiz gerekli olan şey bu. Biz bu kuyuya düşmek istemiyoruz. Milyonlarca insanın o kuyuya düşmesi de o kuyuya düşmeyi meşru kılmaz. Tatlı göstermemesi gereklidir. Tatlı da değildir. Bu yüzden biz bundan uzak dururuz. Doğru mu? Ya da aynı şeyi ateş örneğine de verebiliriz. Milyonlarca insanın o ateşin içerisine girmesi demek o ateşin içerisinde yakılmanın güzel bir şey olduğu anlamına gelmez. Yani bu kadar cami hocaları var, işte ulema var. Bunlar neden karşı çıkmıyor? Peki bugünkü sistem sizce bu cami ulemaları dediğiniz insanlara İslam'ı gerçek manada anlatması için izin verir mi? Vermez ama hani neden susuyorlar? Çünkü şöyle bir şey. Mesela örnek söylüyorum. Siz eğer hayatınızı bir rahatlık üzerine kurmuşsanız, bir düzen üzerine kurmuş iseniz bu düzenin bozulmasını istemezsiniz. Bu düzenin bozulmaması için de gereken şartlar bellidir. Bağlı oldukları sistemi tercih edip ve orada bağlı kalmalarıdır. Bunun dışarısına çıktıkları zaman onlar da şeytanın da verdiği vesveseyle fakirlik korkusu, rezillik korkusu, el alem ne der korkusu gibi birçok korku oluşabilir. Biz onların psikolojilerini analiz etmekle de zaten mükellef değiliz. Biz Allah Subhanahu Teala'nın apaçık şeriatına uyup bu şeriatta doğru olarak bildiğimiz neyse ona bağlı kalmakla mükellefiz ve ona da Allah Subhanahu ve Teala'nın dinine de insanlara onun razı olduğu şekilde davet etmekle mükellefiz. Doğru mu? Doğru. O zaman bugün yapmamız gereken şey aslında o yaptığınız şeyi Allah'ın izniyle terk edip Allah Subhanahu ve Teala'ya Allah'ın şu ayetinde dediği gibi değil. Onlar şirk koşmadan iman etmezler. Siz iman etmiş bir kişisiniz ama imana şirk bulaştırıldığı zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ayetinde olduğu gibi imanlarına şirk bulaştıran, şirk koşmadan iman etmezler dediği kişilerden olmuş oluruz. Bu da ahirette inneddine indallahil İslam ayetine muhaliftir. Yani siz amellerinize şirk bulaştırmış olduğunuzdan dolayı kıldığınız namazlar, tuttuğunuz oruçlar, yaptığınız iyilikler her biri bir kenara itilecek ve amelleriniz boşa gidecek. Çünkü Allah diyor ki peygamberine bak yıllarca namaz kılmış, yıllarca oruç tutmuş, yıllarca cihad etmiş, yıllarca mücadele vermiş. Peygamberine ne diyor biliyor musun? Sakın şirk koşma, bütün bunların hepsi boşa gider. Bu yüzden sen veya ben ne yaptık biz bugüne kadar İslam adına? Yaptığımız namaz diyelim, oruç diyelim, teheccüd namazı diyelim, sadaka diyelim, itikaf diyelim, ne dersek diyelim. Bütün bunlar peygamberin yaptığının yanında bir hiçtir. Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topukları şişene kadar namaz kıldığında Ayşe annemiz dedi ki ya Resulullah sen zaten cennetle müjdelenmiş bir peygambersin. Niye bu kadar kendini yoruyorsun dediği zaman dedik şükreden bir kul da olmayayım mı? Onun bulunduğu durum bu durumda. Bizim bulunduğumuz durum ise yiyen, içen, gezen, eğlenen, gülen İnsanlar topluluğu olmuşuz. Sadece nefsi için çalışan ve bencilce düşünen insanlar topluluğu olmuşuz. Bu sistemin de maalesef büyük bir payı var. Yani bugün mesela siz veyahut biz aynı okullarda okuduk. Milli eğitimin kuralları gereği onun gölgesinde biz büyüdük ve onun oluşturduğu televizyonlarıyla, belgeleriyle, filmleriyle oluşturduğu bir toplumun içerisinden geliyoruz. Doğru mu? Bu toplumun içerisinden geldiğimizden dolayı gerek kimimiz çok öfkeliyiz, gerek kimimiz çok açgözlüyüz, gerek kimimiz çok kanaatkarsızız, gerek kimimiz çok Allah Subhanahu ve Teala'ya bağlılığımız az ve ona isyanımız fazla. Bütün bunlar bu toplumun içerisinde bizlere bulaştı. Bizler İslam toplumunun içerisinde olsaydık nasihatçilerimiz olacaktı. Bizler bu hale gelmeyecektik. Bak yıllarca sen uğraşsan bir tane kız çocuğunun göbeğini açamazsın. Doğru mu? Doğru. Ama bugünkü sistemin korunması adı altında TikTok'larla, YouTube'larla veyahut farklı kötü mecralarla beraber tam manasıyla sistem bu kötülüğün koruyuculuğunu yapıp bu toplumu bu hale getirdi. Bir kızın göbeğini açmak ne demekti değil mi? Bundan asırlar önce bu mümkün değilken bugün insanlar seve seve göbeklerini açıyorlar. Oruç tutmak olarak biliyor ama öyle değil. Yani. Evet. Değil öyle. Hani itikat İslam'a uymadığı sürece hani yaptıkları ibadetleri de boşa gidiyor. Çok güzel. Allah Subhanahu Teala kitabına diyor ki hüküm ancak Allah'a aittir. Bu bir itikadi bir mesele doğru mu? Anladım. Allah Subhanahu Teala diyor ki Allah hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. Bu da bir itikadi mesele doğru mu? Ya da kendilerine din oluşturabilecek bir ortak mı edindiler? Kendilerine kanun koyabilecek bir ortak mı edindiler? Kendilerine yasa çıkarabilecek bir ortak mı edindiler diyor Allah Subhanahu Teala. Yani aslında bu Yusuf Aleyhisselam zamanında da Adem Aleyhisselam zamanında da gündemdeydi. Hüküm ancak Allah'a aittir. Bugün de aynı şekilde gündemde ama toplumun İslam'dan yüz çevirmesiyle ve yüz çevirme küfrüyle Allah Subhanahu Teala'nın dininden uzaklaştığından dolayı bu hale geldi. Aslında Allah Subhanahu Teala'nın şeriatına uymuş olsaydık biz daha güzel yerlerde olabilirdik. Yani demiştiniz ya işte yabancılar işte dış ülkeler hani Avrupa ülkeleri refah içinde biz neden böyleyiz ya. Adamlar hani meclislerinde bile İncil üzere yemin ederken biz burada hani bir mecliste Allah ismi anıldı. ortada ayağa kalktı. Peki şöyle bir görüş olabilir mi? Mesela biz bugünkü sisteme İslami bir parti olarak girebilir miyiz? İslami parti olarak. Tam manası Kur'an ve sünnet üzerine bir parti. Mesela örnek söylüyorum. Meclise girerken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmaya yemin etmeden ben girmem gerekli diyeceğim. Giremez. Peki nasıl demokrasi var o zaman? Yani bunların savunduğu sisteme göre insanlar görüşlerini, fikirlerini belli edebilirler, belirtebilirler. Laiklik var ya. Laiklik diyor ya. O yüzden giremezsin. Yani laiklik dediğimiz sistem din ve devletin birbirinden ayrılması. Türkiye'deki laiklikle hani Avrupa'daki laiklik bir değil. Yani Türkiye'de laiklik yanlış anlaşıldı. Şimdi eğer Avrupa'daki gibi olsaydı yani biraz daha şey olurdu yani. Serbest olurdu yani. Ama yani Türkiye'de çok yanlış anlaşıldı. Mesela abdest namaz kılmaya insanlar mesela yobaz olarak gördüler. Yani affedersin içip içip gezenleri de yani laik olarak gördüler yani. Aydın olarak gördüler. Yani bugün mesela laiklik adı altında aslında dine saldırma, laiklik adı altında dine karşı bir mücadele verildi yıllarca bu topraklarda. Yani bu genellikle CHP döneminde, tek partili döneminde, diktatör döneminde bu yapıldı. Afetinden kitabında mesela Kabe tavazlarına benzetiliyor. Yani daha neler var da şimdi onları söylemek istemiyorum. Hani... Bu sistemdeki fikir özgürlüğü var. Siz diyorsunuz ki ben söylemek istiyorum ama başıma herhangi bir şey gelebilir, hapise girebilirim, herhangi bir olay olabilir ya da aileme bir zarar gelebilir. Aslında bu korkularda olan sadece siz değilsiniz. Milyonlarca insan var. Milyonlarca insan bu korkudayken bu memlekete insanlar demokrasi içerisinde özgürce yaşıyorlar demek boş bir söz olmaz mı? Yani bir nevi ama hani... Yani toplumu Allah'tan korkan bir toplum halinden insanlardan korkan bir toplum haline getirmesi sizce doğru bir şey mi? Nasıl yani? Yani toplumu Allah'tan korkan bir toplumdan çıkartıp insanlardan, insanların oluşturduğu sistemden korkan bir toplum haline getirmeleri doğru bir şey mi? Değil yani sonuçta. Bugün geldiğimiz noktada aslında bu değil mi? Doğru bu. Yani Allah subhanahu ve teala'dan korkulsun diyoruz. İnsanlar diyorlar ki dediğiniz gibi yobazsınız. O zaman insanlardan korkulsun dediğimiz zaman, sistemden korkulsun dediğimiz zaman, bir adamın getirdiği sistemden korkulsun dediğimiz zaman ise bu sefer aydın oluyoruz. Bu sefer irtica değil, daha da öngörülü konuşan kimseler oluyoruz. Yani terazinin, adaletin bu kadar bozulduğu bir durum da bile insanlar gerçek manada bir şeylere sahip olmak istiyorlar. İnsanlar gerçek manada değer görmek istiyorlar. Ama bu toplumun içerisinde insanların genellikle değer gördüğü şeyler ne kadar Allah subhanahu teala rızasına ters olan şeyler varsa onlar olmuş. Doğru. Ama şimdi şöyle bir şey mesela hani bundan 20-25 sene önce mesela hani üniversiteye mesela hani kapalı yani kadınlarımızı kızlarımızı almıyorlardı. Bu bir başarı değil mi? Yani bir nevi ama hani öbür türlü olsa daha beter olacağız. Peki şöyle bir örnek verelim. Bir aile düşünelim. Ailenin işte eşi var, kızı var, çocuğu var. Bunlar var. Bir adam var. Geliyor o ailenin, o babanın eşine, kızına tecavüz ediyor. En küçük kızını da ise bırakıyor. Bu iyilik midir? Değildir. Yani bir ailenin bütün kızlarına tecavüz edip de bir tane kızı bırakmak iyilik değil ise bugün bu İslam'ı savunduğunu söyleyen bu toplum, kendini İslam'a nispet eden bu toplum tam manasıyla nice değerlerine tecavüz edilmişken bir tane değeri de bırakılmışken bu bize iyilik olabilir mi? Bu bize hakaret olmaz mı? Yani ne söylesem bilemedim şimdi. Şimdi şöyle bir şey var hani bizim Allah Resulü'nün kullandığı alfabeyi kullanmak var şey neden biz yani batılı hani yani kafir insanların neden hani onların alfabesini kullanalım ki? Yani kendi tercih ettiğimiz bir şey değil zaten. Yani bugünkü sistemi millet tercih ederek getirilmedi. Yani birinci meclis ilga edildi, ikinci meclis Mustafa Kemal tarafından kuruldu ve kendi yandaşlarına sorularak bu sistem getirildi. İkinci meclise soru oluyor. Birinci meclise kadar gayet güzeldi. Yani birinci meclis zaten İslam'ın kaldırılması, şeriatın kaldırılmasını istemiyor. Ama ikinci meclis Mustafa Kemal'in birinci meclise ilga etmesiyle İkinci meclis bir nevi bu darbedir aslında. Yani Osmanlı'ya darbe yapmaktır. İkinci meclisi kuruyor. İkinci meclisle beraber bağlı değildi ki. Osmanlı'ya bağlıydı hiç değilse. O meclis Osmanlı'ya bağlıydı. Hiç değilse Osmanlı kültürüne bağlıydı. Bir nevi hani dini konulara önem veriyorlardı. Ama ikinci meclis böyle bir meclis değildi. Mustafa Kemal'in güdümünde bir meclisti. Ve Mustafa Kemal de tam manası tezat bir şey ki kendisi demokrasi savunan, kendisi özgürlüğü savunan bir diktatördü. Bugün de diktatörlük olan sistemin maalesef içerisinde yaşıyoruz. İnsanlar buna demokrasi diyorlar. İnsanlar bunlara özgürlük diyorlar. Bu saydığımız partiler, bu saydığımız insanlar, bu saydığımız siyasiler neyse Bunlar bir böbrek bile yapamıyor, doğru mu? Bir böbrek. Ama bir böbreğin bizim hayatımızdaki değerine baktığımız zaman mesela 5 litre kanımız var. Bir insan vücudunda 5 litre kan var. Ve 5 dakikada böbrek kanımızı her 1 litresini süzebiliyor. Yani 25-30 dakikada bütün kanımızı tertemiz bir hale getiriyor. Gerek D vitaminini salgılıyor, pH değerini ayarlıyor ve vücudumuzu bir nevi Allah'ın izniyle ayakta tutmaya çalışıyor. Bunu bir et parçası yapıyor. Doğru mu? Mesela bu böbreğin bize verdiği faydadan daha fazlasını bu sistemdeki insanlar bize veremiyor. Bu böbreğin bize verdiği kardan, faydadan, sağlıktan fazlasını bu sistemdekiler veremiyor. Aynı böbreği Allah subhanahu ve teala onlara da vermiş. Onlara da Allah subhanahu ve teala o böbrekle ayakta tutuyor. Onlara da bu şekilde bir sağlık nasip ediyor. Ama o insanlar Allah subhanahu ve teala'nın şeriatına onun verdiği böbrekle, onun verdiği organlarla ne yapıyor? İsyan ediyor. Onun verdiği nimetlerle ona karşı baş kaldırıyor. Şimdi bir insan olarak da adil bir şekilde düşündüğümüz zaman yahu bütün bizim üzerimize verilen nimetler Allah subhanahu ve teala'nın verdiği nimetler. Biz niçin Allah subhanahu ve teala'ya boyun eğip de ona kul olmak varken ben de isterim Allah'ın şeriatı gelsin ama hani çoğu insan karşı çıkar, çok kan dökülür. Doğru bir şeye insanlar karşı diye biz doğru şeyden vaz mı geçmemiz lazım? Ya orası öyle de hani bilmiyorum nasıl olacak, Allah bilir yani, öyle söyleyeyim. Yani örnek söyleyeyim, milyonlarca insan Allah'ın doğru dediği şeye yanlış diyor. Biz Allah'ın doğru dediği şeyden vaz mı geçmemiz gerek? Yani illa geçmemiz gerekiyor ama hani elimizden geldiği kadar yani nasıl desem hani güzellikle yani yapmamız lazım yani. İnsanlara güzellikle anlatmamız mı gerekli? Bunu zaten yapıyoruz, sorun değil. Ama bugünkü sistem güzellikle anlatmayı da kabul etmiyor. Yani çünkü kendi kurallarına aykırı sözler konuşulduğu zaman bununla alakalı bazı suçlar isnat ediyor, soruşturmalar başlatıyor. Yani kendisi özgürlükçü dediği, fikir hürriyeti var dediği sistemin içerisinde aslında kendi dediği yere kadar fikir hürriyeti var. Kendi dediği yere kadar özgürlük var. Bundan dolayı da herhangi bir şekilde kendisine muhalif olan sözlere tahammül yoktur. Böyle bir yerde sizce Allah subhanahu teala'nın dinini nasıl yayabiliriz? Yani Allah Resulü nasıl yaymışsa yani namaz kılarken üstüne deve işkembesi koydular, taşladılar. Bizde hani cennet bedava değil. Cehennem lüzumsuz değil. Yani İslam özgür diyorlar ya, İslam'ı yaşamak özgür diyorlar ya. İslam'ı yaşamanın içerisinde emri bil maruf nehy anil münker de var ya hani. Evet. Biz emri bil maruf ve nehy anil münker yapıyoruz ama bu ayet sanki bu sisteme göre yasakmış gibi, siz bizim istediğimiz yere kadar konuşabilirsiniz der gibi bu ayeti yasaklıyorlar. Evet. Anladım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir genç olarak bugünkü memlekette yaşıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Vallahi abi herhangi hissedebileceğimiz bir şey yok şimdi bu ekonomi hakkında. Yani oy kullanıyor musunuz? Oy bu sene kullanacağım. Önümüzdeki seçimlerde kullanacağım inşallah. Peki sizin değerleriniz mesela İslam mı? İslam. Peki başımızdaki yönetim şekli İslam mı? Değil. Yani mesela örnek söylüyorum, İslam'a değer veriyorsunuz ama başınızda yönetilen sistem İslami değil. Doğrudur, haklısın. İslam olmamasına rağmen böyle bir yönetici seçiyoruz, başımıza koyuyoruz ve bu yöneticiler sizin değerlerinize sistem tarafından da değer veren yöneticiler değil. Yani örnek söylüyorum, siz mesela Kur'an'a göre hırsızın elinin kesilmesinden bahsedersiniz değil mi? Tabii. Ya da işte iffetli kadına iftira atılırsa 80 sopadır. Ya da örnek söylüyorum, ailenizden birisi öldürülürse öldürene kısastır. Yapan kişi 100 sopadır, onları biliyoruz. Evet. Peki bu seçtiğiniz kişi bu bahsettiğiniz değerlere göre mi yönetecek sizi? Yoksa hiçbir şekilde bu değerlere göre değil, tam manasıyla bu değerlere zıt kanunlarla göre mi yönetecek sizi? Şimdi biz Müslümansak bizi bu değerlere göre yönetmemeli. Biz Müslüman bir ülkede yaşıyorsak demek ki Müslümanca yapacağız. Ama oy kullanıyoruz diyorsunuz. Oy daha kullanmadık ya. Kullanırsak inşallah bunlara vermeyeceğiz. Kime vereceksiniz? Vallahi daha herhangi bir tercihimiz yok şu an. Yani bildiğim kadarıyla HDP mi yani? HDP taraftarı mısınız? Vallahi şimdilik yani HDP olsa HDP veririz. Peki gel yanaş. Şimdi seni HDP'li yapan şey ne oldu? Benim çok Kürt Müslüman muvahhid kardeşim de var. Allah hepsine razı olsun, rahmet etsin. Bu meseleyi ben senden çok samimi bir şekilde konuşmak istiyorum. Şimdi seni bu sistem HDP'li yaptı değil mi? Tabii. Evet. Yani mesela bugün HDP'yi savunuyorsun. Mesela HDP'yi niçin savunuyorsun? Kendi halkım. Kendi halkımdır. Yani kendi halkından dediğim mesela kendi kavminden. Tabii doğrudur. Peki HDP İslam'ı savunuyor mu? Bilmiyoruz işte, başa geçince belli olacak. Şimdi İslam mı sizin için daha değerli yoksa HDP'nin kendi parti politikaları mı? Siyasete bağlı değiliz. Biz İslam'a yönelik yaşıyoruz yani. Ama şu an HDP'den bahsettim. Mesela sen hem şu an hem dostunu hem düşmanını savunabilir misin? Hayır. Allah dost mudur? Dosttur. Allah subhanahu ve teala düşmanımız değil mi? Yok. Peki Allah subhanahu ve teala'nın siyasetine, Allah subhanahu ve teala'nın ayetlerine, Allah subhanahu ve teala'nın kitabına muhalif olan bir partiye nasıl o zaman dost gözüyle bakacağız? HDP mi diyor? Evet. HDP şu an Müslüman değil mi istiyorsunuz? Şu anki ideolojisine göre Müslüman değil. Şu anki bütün partiler Müslüman değil. Zaten herhangi bir parti Müslüman değil ki. Siyaset yalan üzerine kurulmuş. Peki siz dostunuzu, sevdiğiniz bir varlık adına bir tercih yapmanız gerekmez mi? Mesela bak sizi yaratmış, size dizayn etmiş, ne güzel bir göz vermiş. 576 megapikseli HDP size verdi mi? Yok, vermedi. Ya o şu gözünüzdeki otofokusu verdi mi? Bizim istediğimi. Verdi mi? Bizim istediğimi. Burnunuzdaki koku duyusunu HDP verdi mi? Yok. Ağzınızdaki tat alma duyusunu HDP verdi mi? HDP vermedi de. Saçınızdaki bir tek teli HDP mi çıkartıyor? Yok. Yahu şu an size aldığınız nefesi veyahut o nefesi işleyen ciğer HDP'nin mi? Evet. Aynı şekilde AK Parti de aynı. Bütün hepsi aynı. Ya sorun yok, Allah'ın izniyle sıkıntı etmeyin. Biz sadece burada davet ediyoruz. Emin olun davet ediyoruz ve bu sistemin içerisinden biz bir kişiyi bile kurtarsak bizim için bir şereftir. Şöyle söylüyoruz, biz AK Partili de değiliz, MHP'li de değiliz ama bu sistem bir tarafı AK Partili yaptı, bir tarafı MHP'li yaptı, bir tarafı faşist yaptı, bir tarafı sağcı yaptı, bir tarafı solcu yaptı, bir tarafı da HDP'li yaptı. Parça parça böldü, doğru mu? Doğrudur. Siz şimdi İslam üzerine geldiniz de siyaseti karıştırdınız. Peki Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siyaset yapmadı mı? Bilmiyorum onu. Yani mesela bir anlaşma yapıyor. Hudeybiye Anlaşması. İçerisinde siyaset dolu. Onun siyaseti o gün de Kur'an'da, bugün de Kur'an. Mesela bugün peygamber gelse Kur'an'a uymayacak mı? Kur'an'a uyacak, uymaz mı? O zaman Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti budur. Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti Kur'an'dır. Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti doğruluktur. Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti adalettir. Allah subhanahu ve teala'nın siyaseti insanların hakkına göz dikmemektir. İnsanların hakkını gasp etmemek. Allah'ın siyaseti yeryüzünde fesat çıkartmamaktır. Bozgunculuk çıkartmamaktır. Bugün fesat dediğimiz şey, fesat dediğimiz şey şirketi içine alır. Bugün HDP dediğiniz şey başa geldiği zaman komünist bir ideoloji, komünist bir rejim ilan ettiği zaman bu Allah subhanahu ve teala'nın hoşuna gidecek bir siyaset mi? Peygamberin hoşuna gidebilecek bir siyaset mi? Müslümanların hoşuna gidebilecek bir siyaset mi? Tabii. O zaman siz Müslüman olarak kendinizi tanımlayıp da niye bunların peşinden gidiyorsunuz? Yok, herhangi bunların peşine gitmedim ben. Bak siz Şeyh Said'in, atanız sizin Şeyh Said değil mi? Konuşsun. Sizin bugünkü toplumda en belirgin bir şekilde gördüğünüz problem, sorun nedir? Bizim toplumda ya demokrasiye dayalı bir sistem olduğunda, demokrasiye dayalı sistemin hükümleri insanlara dayatıldığında toplumun şu an bu halde olması çok normal. Yani bize gelen bu. Yani mesela demokrasi sisteminden dolayı mı bu insanlar bu hale geldi? Yani ya da demokrasi dediğimiz ama içerisindeki kendi doldurduğumuz görüşler, fikirler, kanunlardan dolayı mı bu toplum mini etekli oldu, göbeklerini açar oldu, televizyonlarda kendi geliniyle yatan oldu, ne bileyim ya da Kur'an'a tekme atan bir toplum oldu, insanları öldüren PKK dediğimiz şey bu sistemin içinde bundan dolayı mı oldu? Ya şimdi aile vicdanı ayrı bir şey, insani vicdan ayrı bir şey. Bir toplum dini vecibeler üzerine eğer yetiştirilmezse, o şekilde bir eğitim almazsa hiç kimseye bir şeysi olmaz, faydası olmaz. Bugünkü sistem peki bu dini eğitimi almamızda ya da Kur'an'ın ve sünnetin razı olduğu dini eğitim ya da Allah'ın razı olduğu dini eğitimi almamıza müsaade ediyor mu? Bunun için okullar açmamıza, bunun için medreseler açmamıza, bunun için alim yetiştirmemize müsaade ediyor mu? Ya şu anki sistemde bu mümkün değil. Yani bunu söylemek mümkün değil. Hepimizin çoluğu çocuğu var. O zaman bu şuna benzemiyor mu? Bir zamanlar aşı zorunlu değil dedi ama aşı yapmayanlar otobüslere binmeyecek, aşı yapmayanlar şu AVM'lere girmeyecek, aşı yapmayanlar şu yerden geçmeyecek demeye benzemiyor mu? Bu nevi bir nevi aşıyı zorlamak ya da tam tersi İslam serbesttir ama aslında İslam konulan yasalara göre ya da görüşlere göre, fikirlere göre, sisteme göre yasak bir dindir. Şimdi İslam şu şekilde, yani insanların bilmiş olduğu İslam ailesinden veya bir yöneticisinden veya bir arkadaşından öğrendiği kadarıyla sohbet arasında olan bir İslam. Yani İslam'ın inceliğini, İslam'ın derinliğini, İslam'ın emrini, İslam'ın farzını, İslam'ın işte sünnetini insanlar bunu bilmiyor. Sadece yüzeysel olarak insanlar İslam'ı biliyor maalesef. Peki bugünkü bir fikriniz var mı? Yani bunun nasıl değişmesi konusunda. Yani mesela insanlar çok ümitsiz. Genellikle konuştuğumuz insanlar şunu söylüyorlar. Bugünkü toplum değişmez. Bugünkü sistem değişmez. Biz değişmeyiz diyorlar. Peki sorunumuz acaba Kur'an'a göre bu mu? Yani Kur'an şöyle mi diyor? Toplum değişmese sen de değişme. Sistem değişmese sen de değişme mi? Yoksa peygamberlerini tek başına bir devlete, bir sisteme, bir rejime gönderip de o rejimin komplesini, hepsini tebliğ etme amacı dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin mi? Yani biliyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi kıyamet günü peygamberler gelecek ve yanında hiç iman edeni dahi yok. Biz bu peygamberlere başarız demiyor isek, bugün de yapmamız gereken aslında bu peygamberlerin yolundan gidip insanlara anlatıp dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ümidiyle mücadele etmek değil mi? Ya, tam bu şekilde şimdi yanlışım varsa düzeltin. Allah Resulü İslam yayarken sahabeler en büyük yardımcılar 15-16 yaşındaki gençlerdi. Yani biz bunu gençlerden başlamamız lazım. Çünkü 50 yaşındakileri annesinin, ailesinin, atasının söylediği neyse onun dışına çıkmıyor. Yani Kur'an'ın emrini, Allah'ın emrini kabul etmiyorlar. Atalarından öğrendikleri dini yaşamaya çalışıyorlar. Biz buna gençlerden başlamamız lazım. Yani 15, 16, 14 hatta evimizdeki 5-6 yaşındaki çocuklarımızdan başlamamız lazım. Bugünkü sistem 14-15 yaşındaki çocukları daha da geri bir sanki zekalı, sanki daha da aklı geride olan insanlar haline getirmiş. Mesela örnek söylüyorum, TikTok ehli bir gençlik oluşmuş. Mesela dizi ehli bir gençlik oluşmuş. Bir kadının veyahut bir erkeğin peşinden giden bir gençlik tayfesi oluşmuş. Bir şarkıcı dediğimiz hayatımızda gördüğümüz zaman kesinlikle tiksinebileceğimiz giysilerle bir konsere çıkıp da milyonları peşinden sürüklüyor. Milyonlarca genç onların peşinden gidiyor. Bugün Türkiye gençliğini bu hale de getirdiler. Bizim böylesi bir durumda gerçek manada büyük bir şekilde çalışmalar yapıp, İslami çalışmalar yapıp, insanları bilinçlendirip bu gençleri de kurtarmamız gerekli. Doğru mu? Ya şimdi doğru. Biz bu yönde açık bariz adımlar atıldığı zaman, eğer atılırsa, ben kendi şahsıma söyleyeyim. Bir komşum veya bir arkadaşım veya bir mesai arkadaşım bir şikayette bulunduğu zaman, hani biz insana Allah'ın emrini söylüyoruz. Bu da bizim bir görevimiz, vazifemiz dediğimiz zaman bizi ya bir polis geliyor, sorguluyor, sen nasıl Allah'ın emir ve yasaklarını anlatırsın? Bunları nasıl dile getirirsin? Biz sana İslam'ı tek başına yaşama demiyoruz. Sen yaşa ama bu bildiklerini de başkalarına anlatma. Yani şu an böyle bir baskı altındayız. Bundan dolayı da insanlar gerçekten çok sorunlar, sıkıntılar yaşıyor. Herkes bir geri adım atmak zorunda bırakılıyor. Yani bir baskı var. Tabii bir baskı var. Evet. Peki bugün bir oy kullanıyor muyuz? Bir partiye mensup muyuz? Bir parti taraftarı mıyız? Şimdi ben demokrasiye dayalı bir sistemi bu düzende, bu yasalarla desteklemem mümkün değil. Ondan dolayı bir parti görüşüm, bir siyaset görüşüm yok. Oy kullanmıyorsunuz. Evet, oy kullanmıyorum ben. Bunun gerekçesi ne? Ya, özel bir ilmi bir gerekçesi var mı? Yani şirktir, küfürdür, haramdır, ben ya da uygun görmüyorum gibi. Şimdi dinen ben araştırdığımda bir tane arkadaşımın bir tanesinin nasihat üzerine benim bıyığımdan yola çıkarak bir nasihatte bulundu bana. Daha sonra ben bunu araştırdım dinen. Yani bilmiyordum, ben kendi dinimi bilmiyordum. Cuma'dan cumaya sadece gidip bir namaz kılıyordum. Kendimi Müslüman zannediyordum ki Müslümanlık böyle bir şey değilmiş. Ben sadece kendi araştırmalarım sonucu Allah'ın ayetlerine dayanarak Rabbimin bana söylediği Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenlere tabi olmayın. Onlardan beri ve uzak olun. Ayetinin mealini, tefsirini İslam alimlerinin tefsirlerinden okuyarak bu kanıya vardım. Bundan dolayı da ben desteklemiyorum. Yani mesela bu konu hakkında şöyle fikir sahibi olanlar var. Hüküm Allah'a aittir. Hayır, içerisi, evet, hüküm Allah'a aittir. Hüküm Allah'a ait ise hükmü Allah'tan başkasına vermemiz de şirktir. Ya beşeri birisi insanlar üzerinde bir hakimiyet kuramaz, bir hüküm veremez. Verirse, yani böyle bir sistemin başındaki insanların Kur'an'a göre ya da böylesi bir insanları seçmenin Kur'an'a göre hükmü nedir? Ya Kur'an'a göre hükmü böyle bir insanlar Müslümanlığını kesin bir dille söylüyorum bir gözden geçirmesi lazım. Yani Müslüman olarak Allah Azze ve Celle görmüyor, bizler değil. Yani bu Allah'ın bir şeysi. O zaman şöyle dememiz gerekli. Biz bu konu hakkında Allah Subhanahu ve Teala'nın yasalarına binaen aynı şekilde yasa çıkartıp da ben bununla yönetmek istiyorum diyen insanlar Kur'an'a göre Rab'lik iddiasında bulunan kişilerdir. Ve bunları seçen insanlar da Rab seçen insanlardır. Biliyoruz ki Allah'ın Melik ismi var. Melik ismiyle beraber yani yönetici, yani idare edici, yani kanun koyucu, yani nizam koyucu bir ismi var. biz bu ismin yanında aynı benzeri bir şekilde birisini seçtiğimiz zaman ona ortak koşmuş oluyoruz. Bugünkü sisteme baktığımız zaman da gerçek manada aynı şey yapılıyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala'nın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an'la herhangi bir şekilde müzakere yapılmıyor. Herhangi bir şekilde onun üzerinde tedebbür, tefekkür, tezekkür edilmiyor. Onun üzerinden herhangi bir kanun çıkartılmıyor. Ona danışılarak, ona sorarak, Allah'ın Resulü ne der diye düşünerek hiçbir amelde bulunmuyorlar. Tam manasıyla bir heva ehlinin başka heva ehillerinden alan kanunlar getirip bu memlekete dayatıp bu memlekette bununla yönetiyorlar. Şimdi bu insanlara da Kur'an tağut diyor. Yani sahte ilah diyor. Mesela Firavun kendi kavmini ne yaptı? Aptallaştırdı, ahmaklaştırdı. O Firavun'un ahmaklaştırdığı kavim de kendisine itaat etti. Allah Subhanahu ve Teala onun bu sözünü şöyle naklediyor. Diyor ki şu kendisi Musa ve Harun'dan bahsederken aleyhisselam ki şu kendi kavmi bana ibadet ederken ben bunlara mı inanacakmışım diyor. Yani kendi kavminin kendisine ibadet ettiğini Kur'an'da bahsediyor. Bu ibadet aslında bir itaattir. İtaat ise onun getirdiği doğrulara ve yanlışlara, yanlışlara ve doğrulara onun görüşlerine bağlı kalmaktır. Onu başta tutmaya razı olmaktır. Onu başta o istemektir. Bugünkü insanlar o günkü kavim gibi de değiller. İsteseler kendilerini uzak tutabilirlerken bunlar koşa koşa giderek Rab seçiyorlar, hükümdar seçiyorlar, melik seçiyorlar, ilah seçiyorlar ve diyorlar ki biz ibadet etmiyoruz. Maalesef bu Kur'an'a göre tam manasıyla bir ibadettir. Çünkü ibadet Tevbe 31. ayette şöyle anlatılıyor. Onlar hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler derken Allah Subhanahu Teala bunun nuzul sebebinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti okurken eski Hristiyanlardan Adi bin Hatim bunu duyuyor. Diyor ki ya Resulallah ben eski Hristiyanlardandım ve kesinlikle rahiplere falan biz ne secde yapıyorduk ne namaz kılıyorduk, biz onlara ibadet etmiyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o tarihi sözü şu. Siz onların Allah'ın haram kıldıklarını helal kıldıklarında yani meşru yaptıklarında, meşrularını da yasak yaptıklarında yani haram yaptıklarında onlara itaat ettiniz mi? Adi bin Hatim diyor ki evet ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu sizin onlara ibadetinizdir. Ha demek ki bir insan kanun çıkartıyor ise yani şu doğrudur şu yanlıştır diyor ise Kur'an'a ve sünnete muhalif diyor ise bu Rab'lik iddiasında bulunuyordur. Böyle bir insanı da sen çık başımıza bizi yönet diyorsan o görüşlerle yöneteceğini bile bile sen Rab seçmiş oluyorsun ve bundan dolayı şirke düşmüş ve birilerini Rab edinmiş oluyorsun. Ya şimdi bunu da doğru düzgün yaptıklarını ben düşünmüyorum. Şimdi önlerine insanların 4 tane seçenek yani kendi düzenlerini bile aslında düzgün bir şekilde yapamıyorlar. İnsanlara 4 tane seçenek dayatıyorlar. Diyorlar ki siz bu 4 seçenekten birisini destekleyeceksiniz. Yani bunu seçeceksiniz diyorlar. Bu seçme değil yani esasında bu dayatmadır. İnsanlar bunun bilincinde bile değil. Şimdi ben şahsıma konuşuyorum. Bir toplum veya oluşum adına konuşmuyorum. Bir Müslüman ülkesi olarak adlandırılan bir ülkenin yöneticisi, idarecisi çıkıp da işte vatandaşlarım ben bugün ülkede faizi yüzde bilmem kaçtan %99'a düşürdüm diye övünemez. Bunu övünüyorsa da bu toplum Müslüman olamaz. Yani insanlar artık eskisi gibi teknolojiye, eskisi gibi değil. Yani teknolojinin her şeysi var. Google denilen bir şey var. Müslümanlığın tanımını Google'a sorsun. Yani Google'dan öğrensin. Başka bir yerden öğrenemiyorsa Google'a girsin, oradan öğrensin. Müslümanlığın tanımı nedir? Müslüman nasıl olmalı? Müslüman neleri kabul etmeleri, neleri kabul etmemeli bunu sorsun. Yani orada bile çok basit. Öğrenebilir. Yani Google'la bile bu kadar açıkken, yani hakikat bu kadar kolay erişebilirken bugünkü toplum bu hakikati elinin tersiyle itiyor, yüz çeviriyor sanki yokmuş gibi görüyor. Yani mesela bugün herkes Müslümanım diyor ama Allah yokmuş gibi, sanki ateistlerin topluluğunda yaşıyormuşuz gibi. İnsanlara şu an insanlara yani bu öğretiliyor, bunun dışında başka bir şey öğretilmiyor. Bunun üzerine yetiştiği için insanlar bu yoldan gidiyor doğal olarak. Yani burada ailelere, annelere, babalara, kardeşlere, herkese burada bir yük düşüyor, bir sorumluluk düşüyor. Ama şöyle diyorlar, okullarda dini eğitim var diyorlar. Ya okullarda doğru dini eğitim yani haftada bir saat mi 2 saat mi öyle bir dini eğitim var. Yani o da işte kitapta ne yazıyorsa, söylenen neyse o din anlatılıyor. Yani Allah'ın dini anlatılmıyor okullarda. Yani içeriğin ne kadar İslami değil mi? Adı din kültürü ve İslam bilgisi, yani din dersi de değil. Yani mesela örnek söylüyorum, Allah'ın hakimiyetiyle alakalı, rububiyetle alakalı, uluhiyetle alakalı, isim sıfat tevhidiyle alakalı böyle sağlam, tam manasıyla tevhidi ölebilecek dersler değil. Tam manasıyla insanları müşrikliğin içerisinde tutabilecek bazı güzel ameller ya da Kur'an'ı Arapçasından okuma gibi. Şöyle bir şey söyleyeyim, 8 yıl önce benim başıma bir olay geldi. Benim çocuğum okula giderken din kültürü öğretmeni benim çocuğuma İncil vermiş. Yani din kültürü öğretmeni. Bu Çubuk'ta da hemen hemen yani yaşadığımız yerde ortamda herkesin haberi oldu bu olaydan. Ben bunu sorguladım da şimdi bana din kültürü öğretmeninin söylemiş olduğu şu: çocuk Müslümanlığı öğrendi. Yani bu dini de öğrensin. Ya ben ona şunu cevaben şunu yönelttim. Şimdi son din İslam değil midir? İslam'dan başka din mi vardır? Yani Allahu Teala bütün her şeyi İslam adı altında toplamamış mıdır? Hristiyanlığı bitirmemiş midir? Tabi olunacaksa bu dine tabi olunacak diye bütün insanlığa bununla ilgili ayet-i kerime inmiştir. Yani çocuğumun benim Hristiyanlığı öğrenmesindeki, sizin öğretmenizdeki sebep ne diye ben bunu sordum. Yani bu okullarda böyle şeyler normal. Yani diyor ki insan özgür, hür, tamam özgür, hür, bunu da öğrensin. Ya olmayan bir şeyi insan nasıl öğrenir? Önce var olması lazım. Yok yani. Ama bilgi konusunda kendisini geliştirme babında, mesela hani kendisini savunma babında olmuş olabilir mi? Ya şimdi olmayan bir şeyin bilgisi olamaz yani. Hristiyanlık diye bir din yok ki. O kitaptan da öğreneceği bir şey o çocuğun beynini yıkama olur. Onu başka yollara sevk etmek olur. Onun düşüncelerini kolaylaştırmak olur. Çünkü onların yani İncil, şu anki günümüzdeki İncil, eski İncil diye değiştirilmiş, insanların heva heveslerine göre düzenlenmiş bir kitap. Yani bu benim çocuğuma eğitim değil başka yolların kapısını açar. Anladım. Beynimizi değiştirmekten bahsettiniz. Mesela Kur'an aslında düşünenin beyin olmadığından bahsediyor, kalp olduğundan bahsediyor. Bu konuyla da bir araştırma yapalım isterseniz inşallah. Çünkü Allah Subhanahu Teala diyor ki onlar o Kur'an'ı düşünmezler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi vardır? Ya da Allah Subhanahu Teala der ki onların kalpleri vardır ama akletmezler. Kulakları vardır ama sağırdır. Ya da Allah Subhanahu der ki onlara gözler verdik görmez, kulaklar verdik duymaz, kalpler verdik anlamaz. Onlar hayvanlar gibi de, ya da hayvanlardan daha aşağı. Bu ayetler veyahut Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nice kalbin üzerine bahsettiği meseleye baktığımız zaman insanın düşünme merkezi de kalptir. Hatta bugün Almanya'da yapılan bir araştırma ya da Amerika Kalp Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmada aslında beynin arkasında emir veren kalp olduğu ortaya konuldu. Biz şöyle bir duruma da düşüyoruz. Bilim gibi bir tağut var. Maalesef Allah'ın doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine doğru ama bir zaman sonra Allah Subhanahu ve Teala dediğine de geliyor. Güneşin mesela bir zamanlar sabit olduğunu söylüyordu. Allah Subhanahu ve Teala böyle demiyordu. Dedi ki güneş seyir halindedir. Yani sabit değildir. Bundan 10-20 yıl önce bizlere okullarda bu şekilde öğretiyorlardı. Ta ki Allah Subhanahu ve Teala'nın dediğini bundan 10 yıl önce bilim dedi ki hayır, güneş sabit değil, güneş de seyir halindedir. Biz bugün maalesef toplum olarak bilimin üzerimizdeki etkisi Allah Subhanahu Teala'nın etkisinden daha fazla olduğundan dolayı da bu tür küfür olan şeylere maruz kalabiliyoruz. İnşallah bu konuda da araştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü biz toplumun dinine yahut toplumun değerlerine değil de biz Allah Subhanahu Teala'nın değer verdiği veya doğru dediği şeylere itaat etmekle mükellefiz inşallah. Ona dikkat edelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İsim neydi? İsmim Kemal. Kemal amca, şu an ne yapıyorsunuz? Arka boyuyorum. Yani şu an ayakkabı boyayarak mı hayatınızı geçindiriyorsunuz? Emekliyim ben. Benim emekli maaşım da var da. Ama sistem size yıllarca emekli olduğunuz zaman huzurlu bir hayat yaşayacağınızı vaat etmedi mi? Yani eviniz olacaktı, arabanız olacaktı, rahat bir şekilde tarlanızı mesela eşecektiniz, bir şeyler ekecektiniz, büyüyecekti, yiyecektiniz, içecektiniz. Bunu size vaat etmedi mi? Yok, etmedi. Siz böyle düşünmüyor muydunuz? Düşünüyoruz ama işte olmuyor abi. Devletten maaş aldık da ben sırtım yerken Tayyip Baba bakıyor bize. Allah razı bakıyor. Yani Tayyip Baba size ayakkabı boyacılığı mı hoş gördü? Yok. Ben 30-60 senedir ben burada bu iş yapıyorum. Siz niçin mesela buna sabrediyorsunuz? Mesela şu anki halinize niçin sabrediyorsunuz? Ne yapalım? Ne yapacağız? Gezmeyerek bana. Kim para böyle? Yani mesela örnek söylüyorum. Başınızdaki bir insan olsun. Allah Subhanahu ve Teala dinine değer vermiş. Allah Subhanahu ve Teala dinini yüceltmiş. Allah Subhanahu ve Teala'nın dinini bütün dünyaya yaymaya çalışmış ve bunun içinde toplumunu irşad etmeye çalışan ve bunun içinde toplumun içerisinde alimler yetiştirmeye çalışan, tam manasıyla İslam'ı geliştirmek için, toplumunu geliştirmek için çalışan bir insan olsaydı da siz bugün ayakkabı boyacılığına yapacak bir şey yok. Elinden geleni yaptı da Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını o kadar gözetti de ama ben bu halde oldum deyip de sabretseydiniz biz bunu anlardık. Ama bugün niçin sabrediyorsunuz? İnsanlar kendi yandaşlarının cebini doldururken, kendi yalakalarının cebini doldururken, kendi destekçilerini desteklerken siz niçin bu duruma, sizi daha da güzel bir şekilde yaşatmaları imkanı kendilerinde var iken, dünya kadar vergi alıyorlarken siz niçin halen bu durumunuza razısınız? Neye razı olduğunuzu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Bilmediğiniz bir şeye razısınız yani. Hiç bilmediğim şeye razıyım. Kemal amca, peki bu durumdan kurtulmak istemez miydiniz? İstemem ya. Bu duruma razısınız yani. Ölümce hadi bu partamı ayakkabı yapacağım. Emekliyim ben. Ben havalarına emekliyim. Peki Allah subhanahu ve teala size bir sorumluluk vermedi mi? Mesela kulluk sorumluluğu, kendisini tanıma sorumluluğu, kendisi için hizmet sorumluluğu, kendisi için yüceltme sorumluluğu, kendi dinini yayma sorumluluğu. Bunu vermedi mi? Kur'an'da bundan bahsediyor. Cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet dediğimiz şey sizin ayakkabı boyamasını da içerisine alır. Şu anki bulunduğunuz durumun da içerisine, düşünceleriniz de içerisine alır. Yani siz ayakkabı boyamasını Allah rızası için düzgün bir şekilde yaparken Allah subhanahu teala bundan razı olur. Ama sistem sizi bu hale getirip size sadece para kazanmayı gösterdiğinden dolayı siz nasıl para kazanırsam kazanayım, der ki para kazanayım, böyle bir duruma getirmişse yapacağım bir şey yok. Görevim, vazifem neyse işte Cenab-ı Allah'a havayı göz, Cenab-ı Allah bildiri yapsın. Allah subhanahu ve teala'ya mesela şu an yakarıyorsunuz değil mi? Evet, Allah subhanahu ve teala'yı şey yapıyoruz. Peki Allah subhanahu ve teala mesela örnek söylüyorum. Bugünkü memlekete niçin yardım etsin? Mesela Allah diyor ki içki yasak. Bugünkü memleket diyor ki hayır serbest. Kumar mesela yasak. Diyor ki bugünkü memleket serbest. Faiz yasak. Bugünkü memleket serbest. Benim kitabımla yönetin diyor. Yok, senin kitabınla da yönetmiyoruz diyor. Allah subhanahu teala niye yardım etsin bizlere Kemal amca? Bilmiyorum Allah. Onu Allah bilir. Cenab-ı Allah bilir. Anladım Kemal amca. Kendine göre bir derdi var. Ben Allah'a şükür ben sözümle gelmez. Ben havalarla emekliyim. Yoksa koç gibi maaşımı alıyorum. Yiyorum, içiyorum, yan geliyorum. Benim yapacağım başka bir şey yok. Ya bu çubuk da var ya, çubuk eskiden böyle değildi. Hani bu çubuk böyle eskiden böyle değildi. Şimdi buraya ortalık, şimdi şu anda mahvoldu. Ne konuda mahvoldu? Kurtlar geldi. Ortalığı bozdu. Yani Kürtler bu topraklardaydı zaten Kemal amca. Kürtler sonradan buraya gelmedi. Kürtler bu toprakların insanı yani. Suriyeliler de aslında bu toprakların insanıydı da maalesef Suriyelileri de sınırlarla dışarıya çıkarttık. Şöyle düşünmeyeceğim. Kürtler düşüneceğim. Kürtler buradan gitmesi iyi olur. Yani Suriyeliler kimse bir zararı yok. Hep faydası olur, zararı olmaz. Yani Kürtlerin ne zararı var? Çok, ya onlar zipyancık. Sen öyle bak adamsın. Çoluğun kaç çocuğu var. Elin karısı kızın arkasına bakıyorum. Ne yapıyorsun? Sen namusun var. Kürt. Bir tane Sübyancı Kürt çıktı diye bütün Kürtleri suçlamamız hatalı değil mi? Bugün Çubuk'ta veyahut Ankara'da o kadar mesela Sübyancı, örnek söylüyorum, Ermenisidir, Türküdür, Lazıdır yok mu? Ben bir Laz'ım mesela. Lazların içerisinde Sübyancı yok mu? Var. Yahut Lazların içerisinde şerefsiz yok mu? Var. Lazların içerisinde adi yok mu? Var. Yalaka yok mu? Var. Aldatıcı, sahtekar yok mu? Var. Yani bunu Kürtlere bağlamak yahut bir ırka bağlamak yanlıştır. Bunu bütün şerefsizler birdir, bütün Sübyancılar birdir de diyebilirsin. Bütün tecavüzcüler de bir diyebilirsin. Hani Süreler adamla tutuyor. Onda aslı yok. Kutlar öldürdü onu. Kutların işidir o. Ya yapacağı yer önce. Onlar yapanca onlar. Süreler var ya şey yanmaz kesin. Ben yıllardır ben bu çocuklar bu kazada büyüdüm. Kazada yaşıyorum. Ama bak kimseye tutmuyorum ben. Kimseye de kayırmıyorum. Anladım. Kemal amca var mı başka isteyeceğim bir şey? Can sağlığı, Allah yardımcı olsun. Çok teşekkürler Kemal amca.